Hepimizin çocukluğunda bir masal dinlediği bir masalı vardır. Etkilendiği bir masalı vardır. Hayal dünyasını genişleten bir masalı vardır. Biz de masal türüyle ilgili Afyonkarahisar Valiliği İlköğretim Turizm Müdürlüğü olarak masallarla Afyonkarahisar yarışmasını yaparak hem masal dünyasında çocuklarımızın ufkunu açacak eserler ortaya çıkartmak hem de basınımızda beraber yaptığımız bu çalışmalarla beraber Afyon'un kültürel değerlerini masallarda yaşatılmasını sağlayarak o kültürün yaşatılmasını ve yayılması noktasında önemli adımlar atmak istiyoruz. Masal çocuklarımızın ufkunu çok geniş açabilen bir özelliğe sahiptir. Ufku geniş çocuklarımızın, neslimizin gelecekte çok önemli işleri yapacağını, üretken olacağını düşünüyoruz. Bu yarışmamızı biz 3 Aralık'ta ilan ettik. 7 Aralık'ta kayıtları almaya başladık ve Mart ayının 4'üne kadar ilk kayıtları alacağız. Nisan ayında da sonuçlandırmış olacağız. Yani 7 Aralık, 4 Mart tarihleri arasında masal yarışmasına herkesin katılabileceğini ifade etmek istiyorum. Burada 15 yaş dahil üstü herkes katılabilir. Birden fazla eseriyle bunda yer alabilir. Burada Afyon'un değerlerini de biz yarışmacılardan lütfen içine katsınlar. Örneğin keçisini biz ulusal kültür envanterine giren 13 tane eserimiz var. Ulusal envanterimiz var. Örneğin yeminiciliği koyabilirler içerisine. Örneğin keçiciliği koyabilirler. Çömlekçiliği koyabilirler. Afyon'un tarihi mekanlarında bu masalı geçiştirebilirler. Biliyorsunuz ki Ezop masalları dünyada ünlü olan masallardandır. Ve Ezop masalların kahramanı Amarium'da yaşadığı ifade ediliyor. 620'lerde yaşamıştır. Bu masal yarışmasının Afyon'da yaşayan böyle bir masal yazarının ve toplayıcısının da yer aldığı şehirde yapılmasının çok daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Bir de bu tarafa hazırlayalım.